Her hafta siyasi parti ilçe başkanlarını ağırladığımız Derdimiz Ahir programına hoş geldiniz. Bu haftaki konuğumuz İYİ Parti Arhavi İlçe Başkanı Sayın Faik Atabek. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siyaset hayatına nasıl başladınız? Kendinizden biraz bahseder misiniz? Siyaset hayatıma 1999 yılında başladım. Ta ki Meral Hanım'ın MHP'de kongre olayında, MHP'nin kongre yaptırmayışında, demokrasinin ve adaletin, hukukun olmadığı yerde benim de olmayacağımı ve bu sebeplerden dolayı MHP'den istifa ettim. Ondan sonra 2017 yılında İYİ Parti kurucu ilçe başkanı olarak atandım. 2018 yılında kongrede tek adayla kongreye gittik ve ilçe başkanı oldum. Tekrar 2019 yılında kongrede yine ben kazandım. Bu arada bize destek olan tüm üyelerime, yönetim kurulu arkadaşlarıma cani gönülden çok teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum arkadaşlarıma. Peki, Arhavi için yetersiz gördüğünüz konular ve bunların çözüm yolları üzerine neler söylemek istersiniz? Şimdi Arhavi için yetersiz gördüğümüz konuları ana maddeler halinde fazla detayına girmeden ana maddeler halinde sıralamak istiyorum. Hastanemiz C sınıfı hastane olacak diye yerel basında ve sosyal medyada yankılandı, ses getirdi. Lakin aradan 1,5 sene geçmesine rağmen C sınıf hastane ile ilgili hiçbir çalışma yok. Ve hastanemizde şu anda acil serviste en önemli, en acil gereken şey acil tıp doktorunun atanması ve bir an önce de atanması için iktidar partisi ve yetkililere buradan sesleniyorum. Hastalarımız zor durumda. Acil tıp doktoru acil vakalara müdahale etmesi için acil tıp doktorunun atanması önemli arz ediyorum, rica ediyorum arkadaşlardan. Bir maddede Tarım İlçe Müdürlüğü 3 senedir yapılan bina atıl durumda. Ve şu anda çürümeye terk edilmiş gibi gözükse de biraz müdahale edilerek faal duruma getirilebilir, ihalesi yapılarak. Bir an önce bitirilip aktif hale getirilmeli. Arabi ticareti her geçen gün dar boğaza geliyor. Ticareti güçlendirmek için önlemler almalıyız. Her gün komşu ilçelere, her akşam oturmaya giden gençler, aileler var. Bu da Arhavi'den giden paralardır. Esnafımızın kaybıdır. Bunu Arhavi'ye çekmek için sahildeki projeleri bir an önce aktif hale getirmemiz lazım. Kafeteryaları falan. Hatta sayısının da arttırılması Arhavi için gerçekten önem taşıyor. Artvin Rize Havaalanı'nın Arhavi ekonomisine de katkısı olacağına inanıyorum. Bunu yapanlardan ayrıca emeği geçenlere de teşekkür ediyorum buradan. Arhavimizin havaalanından dolayı Arhavi'ye haftalık, günlük hatta 2-3 günlüğüne kalabilecek apart otellerin yapılması, bungalov evlerin yapılması turizm sektörüne önemli katkı sağlayacaktır. Bu katkı da direkt Arhavi ekonomisini canlandıracağına inanıyorum. Bir de Arhavi için olmazsa olmazı, yetkililer zaten mücadele veriyorlar. Organize sanayi bölgesinin bir an önce istimlakın bitirilmesi ve gerekenin yapılması. Arhavi'nin kurtuluşu turizm ve organize sanayi bölgesidir bana göre. Bir an önce yetkililerin müdahale etmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Evet. Peki doğalgaz konusunda neler söylemek istersiniz? Evet, kömür fiyatları maalesef. Artık herkesin dilinde, halk olarak herkes bir bekleyiş içerisinde ama neticelendirilemedi. Kömür fiyatları maalesef cep yakmaya başladı. Evet. Bu sene kaloriferleri nasıl yakacağız diye kara kara düşünmeye başladım. Bacalardan kara duman çıkıyor ama içimiz de kara kara yanıyor bu arada. Doğalgazın bir an önce getirilmesi lazım yani belediye muhalefettir diye yapılmıyorsa bu bir hata bence. Muhalefet olan belediyeye daha çok hizmet edilmedi ki bir dahaki belki belediyeye halk tekrar dönüş yapıp iktidara verecektir. Tabii kalabilirlerse. Bu şekilde işte. Evet. Peki oldukça gündem olan bir konu daha var. Sokak köpekleriyle alakalı. Evet. Bu buna gerçekten Arhavi için büyük bir sorun. Belediye müdahale edince sokak köpeklerine tamam hepimiz insanları seveceksin, hayvanları da seveceksin. Lakin hayvanları severken bir taraftan da hayvanları, insanları üzmemek lazım. Evet. Sokağa çocuklarımız sokağa çıkamıyor. Eşlerimiz evden bakkala inemiyor köpek korkusundan dolayı.
belediye müdahale edince bu olaya maalesef birkaç kişi ulusal basına verip Arhavi Belediyesi köpekleri öldürüyor, topluyor gibi bir basına haberler uyduruyorlar. Bunun bir an önce aslında Sokak Hayvanları Derneği Başkanı'yla oturup da bir Arhavi'nin ileri gelenleri oturup da bunu bir arada çözmemiz lazım. Yine bir siyasi verilişen bir görevdir bu. Evet. Peki Arhavi halkı İYİ Parti'ye nasıl bakıyor? Yani ulaşabildiniz mi halka yeterince? Evet, güzel bir soru. 24 saatin 12-13 saati sokaklardayım, halkla iç içeyim. İlk kurduğumuz zamanlarda bize bakış açıları çok tuhaftı. Bize demedikleri laflar yoktu. Fakat son seçimde, 2019 seçimlerinde o konuları tamamen değiştirdik. Bizi artık ülkemin, Meral Hanım'ın, Sayın Genel Başkanım Meral Hanım'ın sokağa inmesiyle, halka iç içe olmasıyla bizi de artık o gözle bakmaya başladılar. Bize de artık ülkenin kurtarıcısı olarak görüyorlar. Halkın teveccühü inşallah seçimlere yansıyacağına inanıyorum. Ve önümüzdeki ilk seçimlerde ittifak, Millet İttifakı olarak Cumhurbaşkanlığını alacağımıza inanıyorum. Çoğunlukta da milletvekilliğini de alacağımıza inanıyorum. Ve Türkiye'ye bir ana şefkatinin, ana elinin deyip güzel günlerin yakın olduğuna inanıyorum ben. Evet. Peki, belediye seçimlerinde aday çıkaracak mısınız? Şimdi bizim için en önemli olan şey şu anda ilk seçim Cumhurbaşkanlığı ve belediye Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleridir. Şu anda bizim belediye seçimleriyle ilgili hiçbir çalışmamız yok. Bizim tek amacımız var. Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekilliği seçimidir. Zaman her şeyin ilacıdır. Biz belediye başkanlığını zamana bırakıp zaman ve genel merkez Millet İttifakı bizi nasıl yönlendirirse o şekilde hareket edeceğiz. Lakin bizim en önemli hedefimiz Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimidir. Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener 13. Cumhurbaşkanı Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olacaktır diye açıklaması var. Canı gönülden inanıyorum 13. Cumhurbaşkanı Millet İttifakı'nın adayı olacaktır. Evet. Peki İYİ Parti Millet İttifakı grubunda yer alıyor. Bu durum yerelde söz konusu olabilir mi? Böyle bir tabii. Bazı şeylerin değişmesi için şimdi genel Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili seçiminde de devam edeceğine inanıyorum ben. Birliktelik bazen tartışıyoruz, bazen kavga ediyoruz. Abi kardeş ilişkilerinde her zaman bir tartışmalar olur ama sonumuz her zaman iyi bitiyor. Evet. Her zaman dostluk kazanır. Dostluk kazanır. Evet, şimdi Arhavi küçük bir ilçe olduğu için herkes birbirinin akrabası, dostu, bağlantılar var, hısımı oluyor. O yüzden siyaset Arhavi'de her zaman ikinci planda kalmıştır. Evet. Dostluk her zaman öndedir. Ne olursa olsun dostluk kazansın. Evet. Son olarak eklemek istedikleriniz varsa alalım. Evet, Arhavi'nin en büyük sorunlarından bir tanesi de üniversite öğrencilerinin yurt sorunu ve üniversitedeki bazı bölümlerin yetersiz oluşu. Mesela üniversitemizde spor bölümü var. Lakin spor bölümünde sadece bir masa tenisinden başka bir spor malzemesi ve öğrencilerin spor yapacağı herhangi bir konu yok. Bu da Akvin merkezin sahile üvey evlat gözüyle bakmasından kaynaklanıyor bana sorarsanız. Neymiş efendim? Arhavi, Hopa, Kemalpaşa kültürel olarak, maddi ve manevi olarak yukarıdan daha iyi. O yüzden fazla Arhavi'ye sahile önem verilmiyor. Üniversite öğrencileri geçen sene yurt yetersizliğinden dolayı aşağı yukarı 40-50 tane öğrenci kalacak yer bulamadığından dolayı okulunu dondurup kendi memleketlerine gittiler. Şimdi bizim çocuklarımız, yeğenlerimiz, kardeşlerimiz dışarılarda okumaya gidiyorlar.
oradaki öğrenciler, bizim çocuklarımız orada yanlış bir şey mi yapıyorlar? Yapılmıyor. Oradaki gelen öğrenciler de bizim çocuklarımızdır, kardeşlerimizdir. Evet, öğrencilere yönelik böyle bir şeylik var, evet. Bunlar, bir sıkıntısı var. Evet, bir sıkıntı var. Bunları bir an önce gidermemiz lazım. MIT, üniversitenin yanındaki MIT'in arazisinin bir an önce üniversiteye kazandırılıp böyle bir çalışma varmış. Çalışma yapanların da Allah razı olsun. İnşallah bir an önce gerçekleşir. Ve üniversite o araziye daha güzel sosyal tesisler ve üniversitenin çeşitli bölümleri atanır. Arabispor, evet. Arabispor hepimizin canı ciğeri. Tekrar 3. lige çıkarmamız için Arhavi'nin ileri gelenlerinden maddi ve manevi desteklerine ihtiyacı var. Halk olarak bizim de sahip çıkmamız lazım. Ve Arhavi'li gençlerin burada oynaması için altyapıya önem vermemiz lazım. Bu hep dışarıdan sporcu transfer etmekle bu iş yürümez. Kendi öz evlatlarımızı da burada yetiştirip Arabispor'da top oynatıp ileriye önünü açmamız gerekir diye düşünüyorum. Değineceğiniz başka bir konu var mı? Başka bir konum yok. Peki, teşekkür ediyoruz. Efendim, bu haftaki konuğumuz Arhavi İYİ Parti İlçe Başkanı Sayın Faik Atabek oldu. Kendisine teşekkür ediyor. İyi akşamlar diliyoruz.